Ana ocağında ikinci gündeyiz. İlk günkü zorlu görevler şehirli kızlarımızı çok yordu galiba. Gün çoktan aymasına rağmen kızlarımızdan ses seda çıkmayınca Meltem anne iniyor aşağı. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazırlayacağız. Haydi gelin. Günaydın çocuklar. Bugün çok işimiz var. Hemen kahvaltıyı hazırlayalım. Bir de görün bakalım köy şartlarında kahvaltı hazırlamak nasıl, sofra hazırlamak nasıl. Günaydın. Kendi eviniz gibi kahvaltıyı hazırlamaya başlayın. Hemen ikiniz, içinizden bir iki taneniz buzdolabından taşısın malzemeleri anneciğim. Çay bardakları orada. Güne güzel başlamak için güzel bir kahvaltı hazırlamak gerek. Domates, salatalık var. Onları da getir dolaptan anne. Bak çay tabaklarının altı orada. Kızlarımız bir yandan kahvaltılıkları hazırlarken bir yandan da sofrayı kuruyorlar. Bu sırada Meltem anne de bir orkestra şefi gibi yönetiyor. İkiniz beraber kümese koşun. Yumurtaları alın gelin sepeti ver şuradan. Ay sen gelebilecek misin? Bez de korkuyor. Gidebilirim ben. Tamam gideceğim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sen buraya ana ocağına köyde yaşam nasıl olur? Ana ocağında yaşam nasıldır diye görmeye ve öğrenmeye geldin. Kümes deyince kalp atışlarıma bakar mısın? Kalbin atacak, korkularını yeneceksin. Ana ocağına gelirken bunların hepsini bilip geldiniz, tamam. Değil mi? Haydi bakalım koşun. Göğsünüzü elinizi kapatın. Korkma. Hemen gelin hemen çabuk çabuk. Sen gel ekmekleri kes anneciğim. Evet zorlu bir görev için hazır mısınız kızlar? Birbirinden vahşi hayvanlarla dolu bahçemiz sizleri bekliyor. Ya şunun komikliğine bak ya. Bu mu beni kovalayacak? Ay nasıl kaçıyor? Gıdaklama seslerini duyuyor musunuz kızlar? Şu kümes bu mu acaba? Buradan mı alacağız? Allah burada bir şeyler var. Ya ben buraya kapatsam? İçeride var mıdır ki? Ben buraya kapatayım. Sermin. Bir dakika bir bakayım o bir şey var mı içeride? Yok. Ama burada yumurta da yok. Gel diğer taraflarda bir de şansımızı deneyelim gel. Kızlar yumurta aramaya devam ederken evde de hazırlıklar son hız sürüyor. Şehirli kızlarımız için soba yakıp böyle kahvaltı hazırlamak yeni bir deneyim olsa gerek Meltem anne. Yumurta avcısı kızlarımız bakalım yol alabilmişler mi? Ay! Bataklığa girdi. Ay teze ekmedin nedir bunlar? Öf. Kahvaltı yapamayacağım herhalde. Böyle giderse annelerimiz de kahvaltıyı yumurtasız yapacak kızlar. Hadi acele edin. Evde sofra kuruldu, soba da yakıldı. Siz hala yumurtalara ulaşamadınız. Merhaba tatlılar. Sadece yumurta alıp çıkacağım. Sen gitme. Orada bir tane yumurta var. Evet yumurta alacağım. Sakin ol. Oradan alayım. Yavrum burada da var. Kaç tane alacağız ki? Ay bakar mısın? Sakin olun. Gerçekten bir şey yapmıyorum. Bir. Ay! İki. Ay bunlar benden. Üç. Ay! Bu geliyor ya. Ya arkadaşlar sakinleşin. Dört. Hırsız gibiyim şu an. Beş. Tamam, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Beni ısırmadığınız için. Yavaş yavaş düşürme. Kahvaltı için son hazırlıklar yapılırken yumurtacı kızlarımız Sermin ve Beste nefes nefese giriyorlar eve. Nasıl nefes almak o? Ne oldu? Çok zor anlar yaşadık. Yok size yetişelim diye koştura koştura geldik. Ama görevi layığıyla yerine getirdik. Anneciğim domatesleri koyuyorum masaya. Koy anneciğim azıcık zeytinyağı gezdir üstüne. Ana ocağımızın doğal lezzetleri sıcacık demli çay ve annelerimizin keyifli sohbetiyle tamamlanıyor. Bu arada dağ gibi işler sizleri bekliyor kızlar. Karnınızı sıkı doyurun. Sizi verandada bekliyorum. Anlaşıldı mı? Afiyet anlaşılsın olsun size. Ümmi anne. Afiyet olsun. Ümmi beni bekletmeyin dışarıda. Hadi hadi çabuk yiyin. Daha fazla geç kalmadan kahvaltınızı bitirin kızlar. Ümmi annemiz bugün size yine çok zor bir görev hazırladı. Şimdi biz bugün bir poğaça yapacağız. Hmm. Yapıyorsun. 5 gün boyunca, bir hafta dışarıda hiç bayatlamıyor. Evet.
şimdi bir püf noktası vereyim. Her kadının mutfağında bilmesi gereken çok önemli bir püf noktayı gösterdi. Birazdan hamur yoğurmanın en güzel pratik çözümünü göstereceğim. Olmadı beste. İşte kızlar. Biz saldırdık. Çok güzel. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp solunda Selda'ya mı uğradın? Neden sararıp solunda Selda'ya mı uğradın? Ana ocağımızda kış için hazırlıklar devam ediyor. Çoktan çalışmaya başlamış olan Ümmiye annemiz kabakları oyarken kızlarımız da geliyor. Anneciğim. Anneciğim ne yapıyorsun burada? Gelin bakalım yavrum ne yapayım bakın. Bunlar ne? Kabak. Sen Beste şuraya otur yavrum. Sen de Sermin'im şöyle gel. Üstünüze alın şöyle benim gibi. Sofra bezlerini. Ha. Sen şanslısın iki yerden de iki yübükten de çek bir dizine evet. Bir taraftan. Ha şimdi. Şimdi Ümmiye annemizi dinleme vakti. Bakalım neler öğretecek. Bu sezonun son kabakları bunlar. Bir aile toplandı getirildi. Yediğimizi yiyeceğiz. Kalanını da ne yapalım? Getirin dedim ben onları boyarım. Hatta birazını da oydum. Dedim kızlar gelmiş ki bugün de onlarla da birlikte hem oyalım hem de kabak koyma, oymanın püf noktalarını öğrensinler dedim. Çünkü kabak koymak, oymak o kadar da kolay değil. Değil mi yavrum? Hiç oyanınız var mı? Yok anne. Yok. Bana iyi bakın yavrum. Gözlerinizi dört açın, kulaklarınızı dört açın. Kabak oymanın, en güzel oymanın kriterlerini, püf noktalarını göstereceğim size. Şimdi aldık elimize güzelce bir kabak. İlk önce şurasını kestik. Bu sapı, sap tarafı, şurası da çiçek tarafı. Şimdi baktık böyle güzelce, şunu göz hizasıyla baktık. Ortaladık, bak bu bıçağı aşağıdan tuttum. Hı hı. Bak, aldım. Yanıma kaşık. Bakın bildiğiniz yemek kaşığı. Bu yemek kaşığını neden kullanıyorum? Çünkü pergel gibi evet. Ağzı yırtılmasın diye. Anlaşıldı mı yavrum? Bak şimdi. Tuttum bunu böyle. Bak. Böyle iyice bunu çizdim. Gayet güzel getirdim. Bakın. Şimdi bunu şöyle batırdım. Niye tuza batırdık anneciğim? Çatlamaması için. Çünkü bu taze bir kabak farkındaysanız. Hmm. Aldım elime oyacağımı. Orta kısmından başlama amacım. Çünkü ortadan başlarsan bakın kenara hiç zedelemeden getiriyorum yavrum. Fark ettiniz mi? Anneciğim, ama bir taraftan da bak bir taraftan da buraya yaklaştırayım ya kuzum. Hı-hı. Dibe. Hı-hı. Kuvvetimle de çünkü tabana inmesi için de kuvvetimi veriyorum. Öyle okşanmayacak bak. Heh, bak şimdi yavrum gördünüz mü? Hı-hı. Ama ta bitmedi. Daha dibi var anneciğim. Tabii ta bitmedi. Çünkü eğer ki kabak dolmasını seviyorsak, yemeğini yapacaksak biraz kalın olabilir. Ama biz kurutacağımız için olabildiğince ince olması lazım. Çünkü bizim burası bulunduğumuz ortamda şimdi nemli hava olmadığı için bizim verandamızda bu gayet güzel kurur. Bakın. Hmm. Gördünüz mü? Kap gibi oldu. Heh. İncecik. Gördünüz mü yavrum? Çok güzel oldu. Sizden de bunu bekliyorum. Herkesin önünde eşit miktarda 31'er tane, 30 tane, birer tane de bu kabaktan. Çünkü bu kabak benim kendi kabaklarımdan getirdim. Hmm. Size örnek olarak bu Akdeniz bölgesinin Mersin'in kabağı. Burada olmayan bir kabak cinsi. Herkese birer tane verdim. Anladım. Şimdi yavrum. Anneciğim dizerken nasıl şimdi yapıyoruz? Oraya geldim. Oydum. Bak oydum bunu bitti oyma işlemi. Ama hemen seri bir şekilde, hızlı bir şekilde herkesin önünde tuzu var. Aldım tuzumu, hemen yaptım, attım. Onun içine atılacak. Tamam. Böyle. Neden öyle? Çünkü tuzunu iyice her yerine aşağıya doğru aksın. Ben çünkü parmağımla yaptım. Ama böyle durunca o içindeki tuz hafif sulanıp aşağıya akacak. Şimdi geldik dizmeye. İşte iğne ipliğim benim. Bir tanesini ilk dizdim, buraya bağladım. Çünkü buraya bağladım ki ne? Tekrar diğerleri geldiğimizde yanlışlıkla kaktırırken dibinden çıkmasın. Hmm. Bunu emniyete garantiye aldım. Oldu mu? Aldım bunu. Şimdi kesinlikle rastgele bir yerden değil. Şöyle tuttunuz bakın. Böyle tuttunuz. Dipten. Buradan batırdınız dipten. Çünkü neden? Aşağıya doğru bakması lazım yavrum. Anlaşıldı mı? Bak böyle aşağıya doğru bakacak. Ha, çok güzel. Aşağıya doğru bakacak. Oldu mu? Aynı böyle.
Kızlarımız kabakları nasıl oyup ipe nasıl dizeceklerini öğrendiler. Tabii bu tek başına yeterli değil. Bileziği kazanmaları için süreye karşı da yarışmaları gerekiyor. 15 dakika içinde istediğim şekilde kim ne kadar düzgün yaparsa kolunda bilezik kalır. 3, 2, 1 başlayın. Beste, beste hızlandı. Bakın çok yapmak değil, ince yapmak da önemli. Anneciğim, dipleri oyulursa saymıyor musunuz? Deliği ne yapayım yavrum? Haklısınız, ben siz kullanır mısınız deliği? İçinden buradan korsun, öbür yüzden aşağı gider delik. Yani, sen işte öyle mi yapıyorsun? O yüzden, tabii ki de hayır. O yüzden yapmamak için başka aldım. Hızlı yapayım diye kabakların altını kestim. Yani kestim değil, tam bıçağım dışarı çıktığı anda bıraktım. Çünkü iyi olmasını istiyordum. Ümmüye annenin dediği gibi ona layık bir işe yarasın diye yani yapıyordum. Lafa bakılmaz ayinesi iştir kişinin. Bakalım işi Ümmüye annene layık bir şekilde yapıyor musun Beste? Beste, sırf hızlı yapmak için atıyorsun yani içeri. Kim kaçıncıyı oyuyor bana? Ben dördüncüyü bitiriyorum. Beste sen? Ben üçüncüdeyim anneciğim. Ben de anneciğim üçüncüdeyim. Evet anneciğim. Ay dördüncü, pardon. Maşallah Sermin önde. Beste pek çabuk hız kesti Ümmüye anne. Beste neden geriledin yavrum? Anneciğim. Sen hızlıydın baştan. İşte, Beste hep öyle anneciğim. Başta böyle Beste'nin zaten bir yanlış gibi var ama söylemeyeceğim şu an. Beste'nin hata yaptığını zaten en başta fark ettim çünkü Beste daha yapar yapmaz hatayla başladı. Benim tek yanlışım kabağın altına oymam. Hızlı olduğum için kabağa zarar verdim. Tatlım bitince söylerim, şu an söylemeyeceğim. Ben zaten kendi hatamı söyledim şu an. Tamam işte, o başka bir hatam var diyor. Yok, ben de görüyorum zaten. Merak ediyorum. Söylersen sen benim önüme geçeceksin belki de. Bence doğru. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Yani söylemem. Sonuçta bir yarışmadayım ve beni geçmek için çalışanlar, benim onu geçmek için uğraştığım, uğraş verdiğim göz önünde. Elinizi çabuk tutun kızlar. Biliyorsunuz daha kabaklar ipe dizilecek. Tıpkı kolunuzdaki sıra sıra bilezikler gibi. Bakın Merve yetişti, sizden en gerideydi az önce. Ayrıca bir kabağımı da attım yani çatladığı için. Ben de bir kabağımı attım. Ben Merve geriden attım. Geldi ama yetişti. Hepiniz pek iddialı başlamıştınız kızlar. Daha 5. kabakta zorlanmaya başladınız hepiniz. Hız tabii tek zorlayan. Tam böyle oyarken çok hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü bir taraftan tuza batırıyoruz, bir taraftan kaşıkla oyuyoruz, bir taraftan bölüyoruz. Yani zaman burada çok önemli. Çok hızlı olmak önemli. Merve zaten aslında kötü başlamıştı. Sonradan hızlandı. O yüzden onda bir heyecan oldu hani aramızda. Ana ocağında bileziği herkes ister de sadece bir kişi koluna takar kızlar. En iyi olmak için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Kabağın dudağını kıran Merve'nin hatasını çaktırmadan düzeltmesi gözümüzden de kaçmıyor. Kızlarımız elde kabak zamana karşı büyük bir mücadele verirken dakikalar hızla uçup gidiyor. Son 5 dakika. Kızlar ne durumdasınız? Kaç tane yaptınız ya? Bilmiyorum. Kabaklar ipe dizilmiş olacak kızlar. Bir kez daha hatırlatalım. Bakın yavrularım, ben size ne dedim? Herkese eşit verdim dedim. Kısa sürede en güzelini kim yaparsa dedim, tabii ki buna bakacağız. Kim ne kadar ziyan etti, kim ne kadar sağlam kabak oydu. Çıkan bu kabak işlerini de atmayacağız değil mi Ümmü yani? Yok, biz bunların içini ziyan etmeyiz. Bunlardan biz ne kadar güzel içine şey de kattık mıydı ya? Şimdi şehirde mücver deniyor da biz ona karbonat izin edildiğinde çok güzel yoğurtlu. Öyle deneye de biz başka akıtma deriz, sodalı turta deriz. Anneciğim kaç dakikamız kaldı? Son 3 dakika. Eyvah kızlar. Bakın ta hiçbiriniz ipe dizmeye başlamadınız. Ne kadar oyarsanız oyun, ipe dizilmediği sürece saymam. Annemizin uyarısı üzerine kızlar iğne ipliği alıyor ellerini. En sona siz kaldınız Beste ve Günlük. Kabakları hemen ipe dizmeye başlasanız iyi olacak. Kızlar hadi. Ne alemdesiniz? Vallahi yetişmeye çalışıyoruz. Ay anneciğim, bu kabağın ellerimizi uyuşturdu ya. Normal mi bu? Veya benim mi oldu sadece? Senin sürekli elin uyuşuyor zaten. O bence senden kaynaklı. Normal dedi farkındaysan. Kulaklarına çalışıyorsa. Pardon? Anne bir tane de bundan yapacaktık değil mi? Evet.
Kızlar nefes almadan çalışmaya devam ederken 15 dakikalık süreden geriye sadece saniyeler kalıyor. Son 30. Bir kabakla kazanıp bir kabakla kaybedebilirsiniz. Allah'ım. Son 5, 4, 3, 2, 1. Anneciğim biz... Bırak. Kaldırın bakalım şöyle bir tutun. Şuralarından tut. Şöyle yakınlarından tut, iyice kaldırın güzelce biraz aşağı, herkesin. Geçireyim mi anne bunu? Bak iplerin şuralarından tutun. Geçir o alabaşlı. Hah. İpe değdi çünkü. Düzelt bir yavrum, sen de onların ağzı kimi sağa bakıyor, kimi sola bakıyor. Şu yanındaki, senin yanındakini. Sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, yukarı kaldırın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 13. 13 mi? Senin 15. Ya. Yani bir şey yapmıyorsun oradan, iğneden kabak geçiriyorsun. Pek bir şey yok. Yani sadece hızlı olmak gerekiyordu bu oyunda. Ki onun dışında zaten oturarak yapıyoruz. Çok kolay bir bölümde. Yani çok kolay bir oyundu. Merve haricinde ötekilerin iyi olmadığını zaten farkındaydım. Tek rakibim Merve'ydi bu turda. Artık anneciğim yani Cüdiş bilezik almadık. Bugün yani bu arkadaşımla birlikte. Ama ne dedim? Evet. İnşallah hepsi de doğruysa. Sayı tamam, güzel. İpe dizildi, güzel. Ne dedim? Tek tek bakacağım. Delikleri kabul etmem, yırtıkları kabul etmem yok, dedim. Yok anneciğim, hiç yok bende. Evet kızlar, sırayla uzatın bakalım kabakları Ümmü anneye. Aslında önde gidebilirdim yani. Çok hızlı yaptığım için belki de. Heyecanlandığım için. Evet, çok heyecanlandım. İkinci olarak Merve'nin kabaklarını kontrol ediyor Ümmü anne. Bakalım Merve bu kontrolün ardından ilk sıradaki yerini koruyabilecek mi? Benim sadece bir tane kabağımda hata vardı. Zaten öyle eşitlendi. Geri kalan hepsini ben iyice oydum, tuzladım. Yani hiçbir hatam yoktu. Sırada Beste'nin kabakları var. Her zaman adaletli davranan Ümmiye annemiz Beste'nin kabaklarının da içini dışını iyice kontrol ediyor. Ben yetiştiremedim. Benim şu eksiğim vardı. Hızlı olayım, hepsinin önüne geçeyim diye çok uğraştım. Bu da bana zaman kaybettirdi. Son kızımız Sermin'de sıra. En düzgün kabağı ben yaptım, ben oydum ve kurallarına göre yaptım, sıralamaya göre yaptım. O yüzden bileziği benim alacağımı düşünüyorum. Sermin kusura bakmasın ama bilezik bu sefer benim. Yani gerçekçi konuşmak lazım. Ben Sermin'i Ümmü annenin görevinde birinci olarak görüyorum. Herkesin kabakları oymasına, kesmesine, içini temizlemesine, tuzlayıp dizmesine kadar bütün aşamaları tek tek takip ettim yavrum. Bugün kışlık kabak oyumunda bana bileziği ilk verecek kızım finalde. Ya. Finalde söylüyorum. Anneciğim o kadar insanlığı. Beste'nin hatasını söylemek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Onu sormuştu. Şeylerin, kabakların içini tuzlamayı unuttun. Tuzlayıp koyacaktın. Aa evet. Hmm. Ben gördüm. Biliyorum, gördüğünüzü fark ettim ama hani onu söylemek istemediğim için. Ben tamamen unuttum yani. Siz şimdi doğru içeri. Çünkü sizi içeride diğer anne bekliyor. Hadi yavrum. Ah kalkamıyorum. Nazlı kızlarımız üzerlerindeki uyuşukluğu hala atamadılar Ümmü anne. Ümmü anne kışlık kabak hazırlığına devam ederken kızlarımız da günün ikinci görevine hazırlanıyorlar. Düz tarlaya bostan ektim çevrilecek. Düz tarlaya bostan ektim çevrilecek. Ben delimi... Ana ocağında günün ikinci görevi mutfakta. Lezzet ustası Zehra annemizin bugün en az kendisi kadar usta çok özel bir konuğu var. Nuriye'cim hoş geldin, mutfağımıza şeref verdin. Ben de çok mutlu oldum. Bu... Bak bakalım. Atmosferi solumaktan. Evet. Eksik var mı? Sen bana bir şey yap. Hani ola ki unutmuşuzdur evet. Bir şey. Şimdi mayam, yumurta. Merhabalar. Merhaba, merhaba hoş anne, geldiniz kızlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle... Memnun oldum. Siz Sermin. Siz de hoş geldiniz. Sermin. Ben de Nuriye. Evet, Beste'miyiz. Beste. Hemen önlüklerinizi takın çocuklar. Hemen önlüklerinizi. Gelin bakalım, gelin. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Konuğumuza.
Günler. Maşallah maşallah. Evet. Hemen şapkalarınızı şöyle takın. Geçin. Ondan sonra konuğumuzu tanıtayım size çocuklar. Evet. Bugün çok değerli, işinin ustası bir konuğumuz teşekkür var. Teşekkür ederim. Nuriye Hanım. Siz tabii Nuriye abla diyebilirsiniz. Türkiye'de hamur işlerinde hemen hemen üzerine kimse yok. Ay. Süper hamur işi yapıyor. Ve bugün de çocuklar size çok güzel bir hamur işi öğretecek. Yani ben bile önünde saygı duyuyorum Nuriye Hanım'ın. Çünkü hamur işinde üzerinde yok. Televizyon programlarına çıkıyor. Blogu var kendisinin. Şimdi biz bugün bir poğaça yapacağız. Bu poğaça çok aşamalı bir poğaça. İşlemi var biraz fakat... hani poğaçalar mide yakar ya, işte bu poğaça mide yakmıyor. Hmm. İlk işlemimiz öyle bir fermantasyon sistemi uygulayacağız, çürüteceğiz mayayı. Sonra hani mayaladıktan sonra onu bir streçleriz veya bez, nemli bez örteriz. Açarız bakarız acaba ekşidi mi, açarız bakarız acaba ekşidi mi, işte o olmayacak. Evet, bir işlem yapacağız. O işlem olduktan sonra hamurun işi tamamdır. Sizin işinizi kolaylaştıracağız bu işlemle. Tamam. Ve bu poğaçayı yaptıktan sonra zaten çoğu kızın korkulu rüyasıdır mayalı poğaça. Bu poğaçayı yaptıktan sonra artık bu poğaçadan, hamurdan birçok poğaça üretebilirsiniz. Çeşitli modeller yapabilirsiniz. Evet. Ve çocuklar bu poğaçanın bir özelliği var. Yapıyorsun 5 gün boyunca, 1 hafta. Koy dolabına, çocuğunun eline ver değil mi Nuriye? Difrize at. Difrize atmadan bile. Bak 5 gün boyunca dışarıda hiç bayatlamıyor. Evet, bayatlamıyor. Çocuğuna her gün beslenmesine koy. Şimdi önce malzemeleri sayıyoruz çocuklar. Nuriyeciğim sen say. Şimdi bu poğaçamız için 42 gram mayayı koyacağız. Şöyle ufalayarak. Şimdi 1 su bardağı ılık su. Ilık su. 1 su bardağı ılık süt. Mayayı ufaladım. Malzemelerin sıralamasına dikkat edin kızlar. 1 su bardağı su koydum çocuklar. Tamam. Şimdi 1 su bardağı yine onu koyalım. Onu kullanalım. Size şimdi bir püf noktası vereyim. Un için, kuru tozlar için. Kuru 1 bardak. Sıvılar için başka 1 bardak. Eğer bunu ben una kullanırsam benim ölçüm kaybolur. Yani un ne olur yapışacak. Unumu çekecek ve ölçüm kaybolacak. Onun için... Kuru bardak. Tozlar için ben kuru bardağımı ayrı tutuyorum. Bu da güzel bir dökeyim mi? Noktası. Onu da koyalım. Evet. Tamam. Şimdi 1 çorba kaşığı da şöyle şeker koyacağım. Tamam. 1 çorba kaşığı evet. Silme. Silme şeker evet. Koyacağım. Bunu bu şekilde şöyle karıştıracağım. Yedirdim, karıştırdım. Tamam mı? Şimdi şu hareketini biraz durmasını bekleyelim. İlk aşamamızı yapıyorum. 1. kaşığımı aldım. Tamam mı? Şöyle. 4 kaşık. Kaç, tepeleme mi olacak? Evet bakın. Şu tepeleme şekilde. 4 kaşık. Tamam bakın. Şu şekilde bak hiç hareket bile sütümün durmasını bile bekledim sıvıların. Şöyle kapatıyorum bakın. Tamam mı? Mayayı tamamen kapatıyoruz kapatıyorum. Yani. Kapatıyorum. Şimdi buna fermantasyon sistemi, yani çürütüyorum. Neden? İşte bu işlem daha midemizi bizim yakmayacak. Hmm. Tamam mı? Şöyle. Çok güzel bir şey öğrendik. Tamam. Mide ağrıları olanlara da çok evet. Güzel. Hiç karıştırmıyorum. Bir streç alıyorum. Hemen. Hiç karıştırmıyorum. Aynen, mesela mide rahatsızlıkları olan insanlarda şöyle bir şey vardır. Mayalı hiçbir şey yemezler. Mideleri yanar diye. Onlar işte bunu yapabilirsiniz mi? Bunu yaparsanız yanmaz daha. Biraz sonra yerinden de kımıldatmayalım. Biraz sonra bu sanki hani böyle kabaracak içeriden. Yanar daha gibi. Aynen böyle. Dakikası yok değil mi? Gözlemleyerek. Toprak gibi. Yok, gözlemleyeceğiz bunu. Bakalım işte kaç dakikada, 10 dakikada mı, 5 dakikada mı? Bu şekilde mayalanacak. Ondan sonra da böyle şimdi bu maya kendiliğinden oluştuktan sonra sıvı yağını... Yine o ıslak bardakla yumurta akını, sarısını üzeri için ayıracağız. 1 tatlı kaşığı tuz çaktırmadan koyacağız buna. Anlatabiliyor muyum? Yani kenardan bunu hissettirmeyeceğiz. Zedelemeyeceğiz yani. Kibar. Onu göstereceğim bu kabardıktan sonra.
Kızlarımız öğrendiklerini denemek için sabırsızlanıyor Zehra anne. Baksana şimdiden kırdılar mayaları kabın içine. Sizi beklesinler mi yoksa devam mı etsinler işe? Başlasınlar, kızlarımız. Ben 3, 2, 1 başlıyorsun. Siz de takip edin Nuriye anne. Nuriye anneciğim biz 3 gündür hamurla uğraşıyoruz. Elimiz hamurdan çıkmadı. Harika, harika. Hamur bildin mi tamam. Ben bilmediğim için. Ve bilmediğim birçok şey öğrendim yani burada. Ya ne güzel, ne güzel. Büyük bir nimet burası. Ilık suda eritilen yaş mayaya bir bardak da ılık süt ekleniyor yavaş yavaş. Hadi kızlar bu işlem bitsin. Birazdan size hamur yoğurmanın en güzel pratik çözümünü göstereceğim. Ve hakikaten püf noktaları sıra gelecek. Tamam. Yani üzerini streçleyene kadar. Süt, su, şeker ve mayadan oluşan karışımın üzeri 4 kaşık unla hava almayacak şekilde kapatılıyor. Geriye üzerini streç filmle kapatıp beklemek kaldı kızlar. Benim işlemim bitti. Bakın böyle bir kurumuş toprak gibi böyle. Bak şişme oldu. Evet şişmiş. Aha. Evet. Kızlarımız fermente etmek için mayanın üzerini sıkıca kapatırken Nuriye anne de bir sonraki aşamayı anlatmaya başlıyor. 1 bardak sıvı yağımı aldım. Şuradan bakın hiç çaktırmadan tamam mı? Şöyle. Ha, tamamen altına gitti. Gördünüz mü? Hamuru tamam. Zedelemeden. Evet. Hamuru zedelemiyorum. Şöyle aldım. Filme. Tamam. Bir tatlı kaşığı ama çok önemli tuz. Tuz mayanın düşmanı. Tamam şöyle şu bakın hiç kenarına belli etmedim. Şimdi o bir yumurtanın akını gene çaktırmadan. Tamam mı? Yani bu hamuru yoğurmama. Anlatabiliyor muyum? Güzel sonuç elde etmek için hamuru yoğurmuyoruz. Şimdi 1 bardağı koyuyorum. Bakın. Şöyle alıyorum. Köpük köpük oluyor. Tamam. Şimdi 1 bardak daha alacağım. Tamamen bir 5 bardak alacak bu. Ama buçuğunu bilemem. Şimdi parmaklarımla başladım bakın. Yoğururken böyle hani makine gibi değil. Tek yön. Tek yönü kullanacaksınız. Tamam. Bakın azar azar koyuyorum. Bardakla bile koyarken tek yön. Oldu mu 4 bardak? Saat yönünde. Bu mayalılarda yoğurt yaparken de çok önemli değil mi? Ya. Yoğurt yaparken. Çünkü aksi çevirenlerde ben olmadığını bile duymuştum. Aynen öyle. Saat yönü çok önemli. O hani kabarcıklar. Hı-hı. Hani biz bile mesela bir dönerken nasıl tuhaf oluyoruz, evet, başka bir yöne. Düşünün ki bu kabarcıklar. Başı dönmesin. Yani başı, evet, dönmesin. Azar azar un eklenerek saat yönünde karıştırılan hamur kıvamını bulmaya başlayınca Nuriye anne yoğurma işlemine geçiyor. Çok geçmeden kaptan tezgahı terfi ediyor hamur. Zehra anneciğim bir kuru ve temiz bir bardağa 1 bardak su, normal soğuk çeşme suyu alabilir miyim? Artık bakın tezgahıma yapışmıyor. Evet. Yani hamurum diyor ki yeter, tamam ben oldum. Neredeyse de 5,5 bardak. Şimdi tekrar kasemi alayım. Tamam. Bir dakika ben hemen kase getiriyorum. Şimdi şöyle ben bunu güzelce yoğurdum kızlar, tamam mı? 5 bardağını koydum. Fakat 6. bardağı azar boşaltmadım azar. Birden. Evet, azar azar. Serpe serpe. Gördünüz mü? Yani bunu bu şekilde. Kıvamı yine kulak memesi kıvamında mı oluyor? Daha biraz yumuşak gibi sanırım. Elinize yumuşak gelecek. Evet. Yani. Şimdi bakın kızlar. Şöyle bunu şöyle yaptı. Şöyle yaptım. Şimdi kızlar bir daha bir streci alayım. Şimdi sizce bu ne kadar beklemesi gerek? 15-20 dakika. Yani
Şimdi streçliyoruz biz. Ben açayım. Ne yapacağız? Nasıl bileceğiz bunu? Kabaracak ya. Böyle kabarcık. Aynen kabarcık kabarcık oluyor altına. Veya çoğalacak hamur. Bilebilecek misiniz ha? Hamur yani çoğaldığı zaman. Yani yükselecek normal halinden fazla yoksa olacak. Yoksa streci mi atacak? İşte hiç onlara gerek olmadan buradan ben bakın şu kadar. İsket. Büyük alırsanız çıkmaz. Yuvarlıyorum. İlk defa bir şey. Ben de evet. Bildiğimiz çeşme suyu bu. Atıyorum bunun içine. Bu yüzeye çıkınca mayalanacak. Bu mayalandı demek. Çok güzelmiş öğrenmişler. Çok güzel. Suyun yüzeyine çıkmama gibi bir durum var mı Nuriye anne? Eğer ki çıkmazsa mayada bir problem var. Allah. Bir şey bayat. Yani evet. Bu %100 bir durum çünkü. Nuriye annemiz bugün mutfağımızı şenlendirdi. Çok sağ olsun. Bize çok güzel bilgiler öğretti. Maya ölçer diye her kadının mutfağında bilmesi gereken çok önemli bir püf noktayı gösterdi. Evet, streçleri açın, atın çocuklar. Arkaya atın, yeni streçle kaplayalım gene. Evet. Anneciğim sıcacık olmuş zaten, evet. İçeri. Şimdi eliniz o ısıyı daha iyi anlayacak. Evet, böyle bayağı. Yoğurdukça güzel oluyor sıcak sıcak. Evet, yağlarınızı falan ayarlayın kendiniz. Yağ çaktırmadan koyacaksınız kızlar. Harcın üst yüzüne zarar gelmemesi gerekiyor. Yağın ardından tuz ve yumurta akı da ekleniyor harca. İşte beklenen an geldi kızlar. Elinizin hünerini gösterip hamura kıvam vereceksiniz şimdi. Anneciğim ekleyelim mi onları? Tabii ki. Evet, artık unlarınızı ekleyin. Kızlarımız doğru yapıyorlar mı Nuriye anne? Şimdi kaç bardak koyduklarını bilemedim, göremedim ama. Ben şu an ilk bardaktayım. Koydum. Kendileri saysınlar. Evet. Beş bardaktan sonra dikkat ediyorsunuz. Evet, o yarım bardağı yedire yedire koyuyoruz. Ne demiştik? Yavaş yavaş un ilavesi. Evet. Her şeyde. Sadece bunda değil. Alayım ben. Sadece bu poğaçada değil, her şeyde. Yavaş yavaş un ilavesi. Yavaş yavaş ilave edin deyince kızlarımız toptan işi yavaşlattılar Nuriye anne. Böyle giderse bütün gün hamura un ilave etmek de geçecek. Biraz daha acele edebiliriz. Yani bu kadar hani parmak uçlarıyla bu kadar hani oyalanmamak gerekiyor. Gerekiyor ve daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Çünkü elinizin altında mayalı bir durum var. Evet. Bu arada hamur parçası su yüzüne çıktı Nuriye anne. Kızlar gördünüz mü? Evet. Evet, hamur mayalandı. Yani hazır, hazır. Şimdi benim bu hamurum diyor ki bana daha beni bekletme. Tamam mı? Beni artık topla fırına ver. Aynen öyle. Daha beni bekletme diyor ve bunu alıyorum. Nuriye anneciğim, siz bu mayanın maya ölçer. Özel... Maya evet. Ölçer. Nereden öğrendiniz mesela çok güzel bir bilgi yani. Evet, hocalarımızdan öğrendik. Evet. Hocalarımızdan öğrendik. Çok kullanışlı yani. Kızlarımız ellerinin hünerini sergilerken annelerimiz de pür dikkat izliyorlar bu heyecanlı yarışı. En geç beste toparlayabildi değil mi? Beste evet. Bugün beste. Tezgaha koyabilirsin ve tezgahta yoğurabilirsin biliyor musun? Daha güzel olur. Sıyır onu besteciğim şöyle. O harika. Çok güzel. Hamurun güzelliğini buradan keşfediyorum yani. Elini çabuk tutan işi de önce bitirir kızlar. Bismillah. Evet, şimdi sen hamurunu arkaya kilere koy. Tamam. Kızlarınki olana kadar bile benimki pişer biliyor musunuz Zehra anne? Pişer mi? Yakayım pişer, mı fırını? Pişer, evet. Kızlar yapana kadar pişer. Ben o zaman kaç derece yakayım? 180 derece. Tamam. Alt üst mi? Evet, alt üst. Bir de yine bunu söyleyeyim, bu da büyük bir püf noktası size. Kek yiyorsunuz, kek pişireceksiniz veya poğaça pişireceksiniz veya yumuşak bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yumuşak bir şey. Evet. O zaman fan ve turbo çalıştırmıyorsunuz. Kek pişirirken de mi? Kek, poğaça.
Ama kurabiye ne oluyor? Ağızda dağılıyor. Yufka börekleri ne oluyor? Çıtır çıtır isteniyor, değil mi? Evet. Çıtır çıtır ağızda dağılan umum şeyleri de turbo çalıştırıyorsunuz. Anlatabiliyor gerçekten muyum? Gerçekten bilmiyordum. Şey olabilir evet. miyim ben? Şimdi bakın şöyle alıyorum. Hepsi aynı mandalina büyüklüğünde. Bakın şu. Evet, işte şu var ya şu. Mayanın güzelliğini yani hamurun iyi yönde, iyi yolda olduğunu gösteriyor. Yani güzel olduğunu gösteriyor o kabarcıklar. Şimdi bakın. Görüyor musunuz parmaklarımı? Evet. Bir de burayı görüyor musunuz? Bakın şimdi. Aldım bunu. Düz bir zemin olacak. Bu zemin şart değil yani düz bir zemin. Bakın. Bak. Hmm. Baş parmakla bak. Yön veriyorum. İtiyorum, itiyorum ve parmaklarımla çeviriyorum ama buraya da hakimim yani. Hmm. Sadece bu havada kalmıyor. Tamam şöyle. Tamam mı? Yapıyorum. Hızlıca bırakıyorum. Hmm. Görüyor musun? Çok güzel. Evet, güzel oldu gerçekten. Kolay. Bakın. Dikkatlice izliyorsunuz değil mi kızlar? Beze avcunuzun içinde dönecek. Annem birer tane verelim evet, kızlara yapsınlar mı? Hem de öğrenirler kendilerininkini yaparken. Tamam, çok sevinirim. Evet, hadi bakalım birer tane alın. Hazırlık olur size. Ben de evet. Hem de kolaylık olur. Hadi bakalım. Hem de anneniz kontrol ediyor yaparken tamam, sizinkileri. Tamam, evet. Bastırın biraz. Bak parmakların yere değecek. Şöyle. Hı-hı, Gündürcüm şöyle. Anneciğim. İtiyorsun bunu ve parmakları bak hepsi baş parmağım, diğer dört parmağım, elimin bu içi değil de bu kenar ayası bak bu şekilde görüyor musun? Hmm, evet. Pürüzsüz bir evet. beze çıkıyor ortaya. Anneciğim şöyle. Harika. Koyalım mı? Harika. Koyunuz. Tamam. Tamam. Böyle bir beze yapmayı öğrendik. Bütün sadece poğaçaya haz yapın, değil. Yapın bakayım hadi. Tamam. Hadi yapın bütün, annemize yardım edin. Bütün poğaçalarınızı bu şekilde bezeleyebilirsiniz. Beze yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı herhalde. Şimdi kızlar yaptım. Hı-hı. Tamam mı? Bakın. Bunu ters çeviriyorum. Hı-hı. Tamam mı? Ters çevirdim ve karate yapıyorum buna. Tamam. Ya, karate yapıyorum. Ki. Evet. Aldım bu karate yaptığım yere bastırdım. Hmm. Tamam mı? Tamam. Şöyle şu elimi de kullanıyorum. Bastırdım ve hemen yuvarladım. Bak böyle 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 falan yapmadım. Evet. Farkında mısınız? Yaptım. Tekrar. Ve bunu şu şekilde bastırıyorum. Çok güzel. Tamam. Tamam. Şu şekilde. Bunu isterseniz sonra burada yine bastırabilirsiniz. Hmm. Güzel poğaçalarınız olsun diye. Tamam. Eğer böyle yapmak istemiyorsanız bu şekilde pişirin. Üzerine yumurta sürün, bu şekilde pişirin. Hmm. Sadece domates ve sonra, evet. Ve sonra arasını açıp domates, kaşar, marul tamam mı koyabilirsiniz. Ya da sakallı poğaça mesela şimdi bunun biraz küçüğünü sakallı yapabilirsiniz ama bu da mesela şu şekilde pişiyor yumurta sarısı üzerine. Pişirin böyle. Bu biraz ılıyacak ve bunun ortasını tam açmadan keseceksiniz. Araya krem peynir. Buraya ay. Krem peynir. Sonra maydanoz. Rendelenmiş, incecik doğranmış maydanoz. Çok önemli. Büyük doğramak, bayılırım. Küçük doğramak, iri rende, küçük rende çok önemli. Yumurtalarını süreyim mi annem sonra olabilir, mı? Olabilir tabii. Şimdi yumurta tekniğimiz de var Zehra Hanım. Onu da göster ya da şey yapayım. Şimdi yaparsınız mayalı hamuru. Hı hı. Fakat bir yumurta sürmede mahvedersiniz yani. Şimdi yok bu yumurta artık. Bu kadar etkili oluyor mu? Evet. Ha? Bu yumurta bu kadar etkili oluyor etkili. Mu? Etkili. Yumurta çünkü örtücü. Yani kabartmaz üstte sürülünce. Baskılar. Yani şimdi şuraya bir sürüyorum. Tamam şuraya. Hı hı. Sonra şuraya sürüyorum. Tamam. Ne yapıyorum? Şu kesintiyi yumurtayla kapatmıyorum. Bir de bu tarafa sürüyorum. Altına sürüyorum. Hmm. Tamam mı? Tamam. İsterseniz üzerine çörek otu, susam ne isterseniz koyabilirsiniz. Ama böyle sade daha böyle pastaneden çıkmış gibi oluyor. Merve, saatin ötüyor. Evet, aa, benimki oldu. Evet, hemen getir. Benimkine kalkmadım. Hemen getir. Evet, aa seninki önceydi. Şaka gibi, evet.
elim soğuk demiştin değil evet. mi? Gördün mü? İşte bu o kadar önemli. Ama ısıtmaya çalıştım. El soğukluğu çok önemli. Merve seni mahvederim. Mayalılarda. Merve'nin ardından Sermin'in maya ölçeri de kendini atıyor suyun üzerine. Geriye siz kaldınız kızlar. Bakalım hanginiz hamura daha sıcak davranmış. Hop geliyor hamur. Gördüm. Çıktı, ikisi çıktı, çıktı. Aynı anda çıktı bak. İkisi de aynı anda çıktı şimdi. Kızlarımız hamuru güzelce mayalayıp kıvamına getirebilmişler mi Nuriye anne? Dördü de şahane. Annem atıyorum fırına. Tamam hemen atalım. Nereye atayım ortaya mı? Ortaya tam ortaya. Evet. Hadi kızlar hadi bakalım. Gülnur'cum, biraz büyük oldu seninkiler böyle kocaman kocaman poğaça olabilir. İstersen bölebilirsin. Tamam, ama hocam. Büyük poğaça istiyorsan sen bilirsin. Ama burada senin ölçün ha, önemli anne. O zaman büyük evet, bezeler annemizin büyük. Ölçüsü gibi olacak hadi. Çocuklar. Olmadı Beste. Anne söylemiyor musun? Beste o ama ne oldu? Ama o çok gözle görülüyor. O bir yüzden. Taslak oldu şimdi. Bakayım bakalım nasıl olmuş şöyle bir. Karalama. Hemen bunu düzelt. Tamam. Yani şöyle Beste onu o şekil aldıramıyorsan başka bir şekle sokabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yok anneciğim sizin. Ya da biraz daha küçük. Az yuvarlak poğaçayı. Yapabilir değil mi ha. Annem onu? Mesela o çökeliği göm içini yuvarlak yap. Poğaçalı karate yapma kısmı gerçekten çok zordu. Yani bastırıyoruz tekrar böyle geri kapanıyor. Mayalı olduğu için hemen böyle şekil değiştiriyor. O yüzden böyle sürekli onları böyle bastırmak zorunda kaldık. O kısmı zordu biraz. Beste yine her zamanki gibi hırslı başladı. Aslında kendine çok güveniyle hani burada hepimizi bastırmaya çalışıyor ama bugün ondan yine bir şey olmayacağını gördük biz. Anneciğim ben tepsiye geçeyim mi? Bitti bunlar. Şimdi Merve sen tepsiye onları yerleştirirken böyle elle, tekrar şöyle. Ha, evet, ellerinle peynirlere hakim olarak Merve. Anlatabildim mi? Evet. Peynirlere şöyle, hakim olarak hem toparlayıp evet. Al Merve tepsini şöyle ortaya koy. Peyniri biliyorsunuz bu çökeliğe peynir çok fazla dağılmıyor ama yumurta akı koyabilirsiniz. Hani bu kadar zor toparlamaktansa evet. Bir yumurta akını bir kaseye kırın çökeleğin içine. Onu karıştırın, onu koyun daha kolay olur. Yapışır değil mi? Evet mesela Beste'nin yaşadığı sıkıntı yaşanmaz. Aldım sıyırdım tamam, yumurtaları. Tamam hemen fırına atayım annem. Tabii atılabilir. Hemen at. Bekleme yok. Çünkü biz iki kere maya yaptık buna. Hiç bekletmeyeceksiniz Emre. Yani tepsi mayası yok. Tepsi mayası yok. Anneciğim bunları sıkışık koyuyoruz ama yerimiz bir kalmadı. Şey olmaz. Bak mesela geniş yerleri daha doldur. Evet. Bir tarafa sıkıştırma. Merve ve Sermin poğaçalarını tamamlayıp fırına attılar. Bugün oldukça ağır çalışan Beste ve Gülnur yumurta sarılarını sürerken Nuriye anne poğaçalarını alıyor fırından. Oo. İşte kızlar. Biz saldırdık. Gülnur ve Beste hadi siz de hemen atın fırına tepsilerinizi. Tamam, dördü de kondu fırına evet, değil mi? Evet, dördü de kondu. Bugün Nuriye anneden öğrendiğimiz taktiklerle ben hamur yapamıyordum hiç. Bugün neredeyse en güzel poğaçayı ben yaptım. Çünkü çok güzel kabardı, içi falan çok güzel oldu. Bir de böyle yapamıyorum diye iyice hırslanıp, dün de iki bileziği, üç bileziği hatta vermem sebebiyle bugün daha çok böyle hırslandım. O yüzden bugünkü poğaçayı da çok iyi yaptım. Sabahki zaten oyunda değildim. Merve bugün beni şaşırttı açıkçası. İki gündür hamur yapamayan Merve bugün sanki böyle akşam dua etmişti. Bugün hamur çıksın da yapayım falan diye sanki. Hiçbir şeyiniz yok. Sadece günleriniz var ve bunu yapacaksınız. Ne? Ay çok güzel. Merve ikinci sıraya geçti. 12, 13. Öğrendikten sonra devamı geldi ve çok kolay bir şey. Evde de çok kolaylıkla yapabiliriz. Bakın arkadaşlar, bitirdi. Ama çok geniş tutmuşsun, baksana şuraları falan. Yani resmen Merve kazak örer gibi örmüş. Biz burada atkı örüyoruz, bir de bana çamur atıyor. Ben de hiç böyle bileğime sıkıştırmadan ama bol bol örsem belki 15 dakika önce bitirecektim. Ay çok sinirim bozuldu ya. Böyle bir şey yok yani. Anlamıyorum yani şu an çıldıracağım. O an ne düşündüm? Yani bir şey oluyor ya. Bu etaplarda bana bir şey oluyor. Anlamıyorum. Gerçekten bu kadar beceriksiz değil. Çıldıracağım yani.
Şimdi önce Gülnur'unkinden başlayalım. Gülnur, sen bir tane ver, biz ikimiz paylaşırız annemle. Evet, ben şöyle elimle koparıp yiyeceğim. Gülnur yine kötüydü. Aslında çok iyi olduğunu söylüyordu yemek konusunda ama maalesef yine kötü yaptı. Ben onun bilezik alabileceğine yine inanmıyorum. Evet besteciğim, sen de koy buraya bir tane. Onu böyle koyabiliriz anneciğim. Getir bakalım beste. Bir kere ben çok temiz çalıştım. Hamurların üstü tek tek tertemizdi yani. Pürüzsüz bir şekilde yapmaya çalıştım. Bunların hiçbirini önemsemediler. Sadece ben çabuk bitireceğim diye uğraştılar. Bence çok özensiz yaptılar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buyurun annem. Yani şöyle en güzel poğaçayı ben yaptım. O yüzden bileziği benim kazanacağımı düşünüyorum. Hak olarak konuşursak Merve hak etti diye düşünüyorum. Çünkü Merve çabuk bitirdi. Bir de hani böyle birbirine yapışmadı. Tepside hepsi tane taneydi. Eğer onu göz önünde alarak hani puan vermeye kalkarlarsa Merve alır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Selmi kusura bakmasın ama benim poğaçam onunkinden daha güzeldi. Hani mutlaka biri kazanacak madem ama hakikaten tebrik ediyorum sizi. Üstünün çıtırlığı, İçinin o çekişi, kabarması muhteşem. İlk yapmanıza rağmen tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Annemizin sayesinde, öğrettikleri sonucunda bugün bileziği bize ilk verecek olan kızımız finalde. Nasıl yani? Finalde evet, finalde öyle söyleyeceğiz. Ben bile heyecanlanmışım. Kızlar işinizden. Evet. Zor. Hocama teşekkür edin. Teşekkür yani ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Size böyle güzel bir tarif evet, öğrettiğiniz evet. için çok teşekkür ederiz. Çok, çok mutlu biz olduk. De. Biz de. Allah sizi tüm açılan kapıları hayırlı eylesin inşallah. Amin. Amin. İnşallah. Biz tabakları rica ederim. Hoş sizinle geldin. Şeref verdin. Çok Allah razı olsun. Biz tabaklarımızı alıp gidelim. Tamam, kızlar gidelim. Da kendi poğaçalarını tadına tamam, baksınlar annem. Tamam, buyurun tamam, böyle. Tamam. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel pişmiş. Kaç yıldır görmüyorsun anneni? 5 yıldır görmüyorum. Özledin mi? Çok özledim. Hatta işte tişörtünü falan ayırmıştım. Yanımda onu giyiyordum bir ara falan böyle. Bugün çok ağladım, ağlamayacağım. Sen de bildiğim kadarıyla babanı kaybettin. Termin'i bu konuda takdir ediyorum. Güçlü kalmayı başarabilmiş. Daha sonrasında kendim de rahatsızlık geçirdim. Ne oldu? Derdi veren Rabbim dermanı da verir. Zaten hani en büyük dermanım annem. Yeter ki annem başında sağ olsun ya. El işlerinin piri Meltem annemiz bugün yün yumaklarıyla doldurmuş masasını. Kızlarımız nerede kaldı Meltem anne? Kızlar. Selmi. Geldik. Hoş geldik. Gelin anneciğim. Nasılsınız? İyiyiz anneciğim. Siz nasılsınız? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti gününüz? Güzel geçti. Merhaba anneciğim. Çocuklar şimdi önünüzde yünler var. Ne yapacağız bu yünlerden? Kışlık bir şeyler yapacağız evet, herhalde kış da böyle. Geliyor. Ama sadece yün var. Evet. Metreyle ölçeceğiz, keseceğiz. Yapıştırıcımız yok. Bere falan mı böyle öreceğiz? Öreceğiz falan. Bir şeyler. Neyle? Hani şişimiz şeyle, yok. Örgü gibi. Elimizle mi böyle? Parmaklarımıza örgü dolayı gibi. Falan. Hani saç böyle. Örgüsü gibi mi yapacağız acaba? Şal mı yapacağız? Hiçbir şeyiniz yok. Şal. Sadece yünleriniz var ve bunu yapacaksınız. Ne? Evet bunu yapacaksınız. Ben ellerimizi şiş gibi kullanacağız. Nasıl işte. Yapacağız yani? Kaldırayım şöyle. Ay, bakın. Anneciğim böyle balıkçı ağına benziyor. Evet. Aynen.
Gerçekten balıkçı ana benziyor. Gel bakayım. Ama çok güzel. Ay çok atkı. Güzel. Ay çok güzel. Şal gibi atkı, evet. Ha biz bunu çok nasıl güzel yapacağız şimdi ya? İşin o kısmını şimdi Meltem annemizden öğreneceksiniz kızlar. Herkesin şu mesafesi 1 metredir. Metreyle ölçtüğünüzde şu mesafe 1 metredir çocuklar. Omzunun şey mi? Evet, şu omzunun başına avucunun parmaklarının ucu. 1, 2. Herkes 3 metre ölçecek. Şimdi beni seyredin, onu yaparsınız. Öğreteceğim bu teknik sadece şal örmeye mi yarıyor Meltem anne? Şimdi size öğrettiğim şey elle yapılan örgü. İster şal örersiniz, ister diz battaniyesi örersiniz, ister boyunluk yaparsınız. Artık ne yapmak istediğiniz size kalmış. Ama şiş olmadan, tığ olmadan, başka bir malzeme olmadan sadece bu yumakla bu görmüş olduğunuz şalı öreceğiz. Çok dikkatli seyretmenizi istiyorum. Bir kere çok dikkatli seyredip tekniğini kaparsanız ki hepinizin gözleri cin gibi bakıyor. Bugün özellikle cin gibi olmam yani lazım. Bir de böyle güzel bir şey görünce insan böyle ne bileyim. Açıkçası güzel yani. Yapmak İnsanın yapası hemen geliyor. Şimdi evet. 3 metre ölçtüm ya. Evet. 3 metreyi tuttuğum yerde. Bitti orası. O tamam. Ölçü birimiydi sadece. Onda kafanızı karıştırmayın. Şuradan aldım. Bu parçayı aldım. Ve geçirdim. Yapın bakayım birer tane. Evet bu. Şöyle. Şunu aldın buradan çektin. Bu şekilde. Evet bu. Sonra bileğimize geçirdik. Sonra bunu bileğinize geçirdin. 3 metrenin bittiği yerden düğüm attınız. Normalde şişle örgü örerken de böyle başlanır. İpin bir kısmını ayırırsın yapacağın şeyin genişliğine göre. Geri kalanını birlikte bunu en alt sırayı yani şu ipi en alt sırayı kurmak için kullanırsın. İlmek atıyoruz. Resmen şu an tığ görevi görmüyor mu? Şu anda kollarınız şiş vazifesi evet, görüyor. Evet şiş. Şöyle öreceksiniz. Yani resmen bir şişiz şu an. Şiş görevimiz. Şu anda hepinizin kolları birer şiş. Evet. Evet. Yapmayın. Bundan sonrasında beni seyredin. Aldım. Şundan tuttum bunu. Alttan kalanı. Bunu aldım. Buradan geçirdim. Ya bunu şişle yapsaydık. Olmaz şiş mıydı? Olunca herkes yapar. Kızlar düğümü nasıl attığını anlayamadılar galiba Meltem anne. Baksana 2 büklüm oldular. Ortanıza geleyim mi? Evet. Gel. Şimdi iki tane ipim var. 1,5 saatte yapabilirim. İki tane ipim var. Yumağa bağlı olanı. Anneciğim ben galiba yanlış yaptım. Bak şimdi sen beni seyret. O ilki senin. Yanlış olmaz ilki. Bu yumak. Bu o. Bu da boşta olan. Tamam mı anneciğim? Şu boşta olan. Bunu tuttun. Bir dakika ben... Görüyor musunuz? Bunu aldım alttan. Şunun içinden alttakini geçirdim. Bunu tuttum. Meltem anneciğim oldu mu? Bunu aldım. Evet bu. Bak tuttun. Kızlarımızın iyice öğrenmesi için Meltem anne tekrar tekrar gösteriyor örgüyü nasıl yaptığını. Şimdi anlamadığınız bir şey yok. Öğrendik herhalde hepimiz yok, yapıyoruz. Anneciğim. Evet anneciğim. Şimdi... Yani mantığı şu. İplerden... Bir tane halka yapıyoruz elimizde. Konu bu. Bir tane halka yapıyoruz. Bu halkanın içinden kısa ipi alıp kolumuza takıyoruz. Şeyi soruyorum. 3 metre aldıktan sonra ortadan mı başlayacağız direkt? Şeye? Yani o senin şu kısa ip senin. Aslında neden 3 metre, 4 metre de yaparsın sayısını fazla yapacaksan? Ziyan olmaması gereken ip. Kızlarımız ilk sıraya kaç ilmek atacak Meltem anne? 15'er tane istiyorum sizden. Tamam. Tamam mı? 15'er tane yapıyorsunuz. Şu yüzüğümü çıkartayım. Şu bir taneyi hemen söküyorum elimle. 3 metreyi ölçelim mi 3 metreyi? Nasıl? Başlamayın. Şimdi nasıl örüldüğünü göstereceğim. Buraya kadar anladınız ama. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Yok. Buraya kadar olanı anladınız. Şimdi sabitlemek için bir düğüm atın artık. En sonuna. Şimdi yapmanız gereken şu. Şimdi şunu doluyorsun, bunu geçiriyorsun ve koluna takıyorsun. Tamam mı? Bak. Çözmeseydim bak. Keşke. Bunu aldın, avucunu al. Bir dakika ben ilk önce bir yapayım. Avucunu al. Geçirdin, koluna taktın. Avucunu aldın. Artık bu ilmekleri bir koldan bir kola geçiriyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey, ipi aldın, elinle sıkı sıkı tuttun. Koluna taktığını bu tarafa geçirdin.
aldın, bu tarafa geçirdin. Yani şişteki gibi bir koldan bir kola geçecek, bir şişten bir şişe geçecek. Mantığını öyle kurun. Başkasının elinde olan bir şeyi kendi elime tasarlayamıyorum. Öyle düşünemiyorum. Evet, çıkartıyorum kolumdan. Hı-hı. Tamam mısınız? Anlamadığınız bir yer varsa tekrar söyleyeyim ve başlayalım artık. Peki böyle böyle kaç sıra öreceğiz? 15. Bu ip bitene kadar. Yumağımızı bitirecek misin? Tabii ki. İsraf haram. Kaç sıra örmek istiyorsunuz? Yani siz kaç ne kadar dersiniz anneciğim? 15'er ilmek atıyorsunuz. Hı-hı. Tamam. Bu yumağı da bitiriyorsunuz. Tamam. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Hayır. Ölçelim. Sök anneciğim hepsini. Sök sök sök. Hangi ipi nereden geçireceğinizi unutmayın kızlar. Şal öreceğim derken düğüm olup kalmayın sonra. Göreyim herkesin ilk ilmeğini. Ondan sonra başlayalım. Sarayım ben Mertuan'ı. İlk ilmek için kızlarımız eski usulle 3 metre ip ayırıyorlar kendilerine. Herkesin 3 metresi hazır. Geri sayıyorum hazırsanız. Hı-hı. Kendinize güvenin. Bu yapamayacağınız bir şey değil. Bir kere kurduğunda otomatik olarak üreyecek zaten. Evet. Yaptığınız işten korkmayın. İş sizden korksun. Evet. Tamam. Anlaştık. Geri sayıyorum o zaman. 3, 2, 1 başlayın. Ben bunu tam anlamıyla öğrendim. Bu battaniyeyi herkesten önce yapıp bitiren ben olacağım. Kim diyor? İnşallah ben olacağım. Senin sesin çıkmıyor anneciğim. Ben de olacağım anneciğim. Şimdi başlayayım. İki kızımız farkı açmaya başladı Meltem anne. Hadi kızlar acele edin. Evet, şu an Beste ile Merve. Hatta bitti galiba Beste'ninki. 14. Hemen peşinden Sermin geliyor. Evet, 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 evet oldu. Şimdi iki ipi birbirine bağla. Anneciğim lütfen. Şimdi onlar bunu düğümleyeceksin. Onlar bunu düğümle. Evet. Düğümle. Niye o kadar ucuca geldi seninki? Çünkü 3 metreyi gerdire gerdire yaptın. Evet. Tamam, düğümledin mi? Çekme Hayır, alttan. Düğümleyemedim. Beste zor da olsa son düğümü atıyor koluna. Düğümledin mi? Düğümledim. Tamam, hadi şimdi örmeye başla. İlkini al eline. Şimdi ben sizin yanınızda o 3 metreyi kaç kere ölçtüm değil mi? Sizi uyarmıştık kızlar. Bakın Merve farkı açıyor. Merve ikinci sıraya geçti. Anneciğim burada dikiş yapmıyoruz değil mi düğümcük? Hayır hayır hayır. Demin söylediğim gibi örün. Sadece örün. 12, 13, 14, 15. Demek ki başladıktan sonra gerisi kolay geliyor. Evet anneciğim. Öğrendikten sonra devamı geldi ve çok kolay bir şey. Evde de çok kolaylıkla yapabiliriz ki ilk önceden zor gibi gözüküyor. Tığ görevlerini ellerimiz görüyor. Tığları atın, evde eğer tığları, şişleri yoksa ellerini kullansınlar. Buradaki yani benim şu heyecanım nedir sizin etaplardaki bilmiyorum. Tamam. Şimdi bunları mı birbirine bağlayacağım? Hayır, ters gitmişim. Tamam, öyle örmeye devam et. Öyle örmeye başla. Böyle mi? Normal devam edeyim. Alıp. Şimdi o ikisinin yan yana gelmesi lazımdı normalde. Biraz önce doğruyu yapıp sonradan söküp ters mi yapmışım ben? Yarışa başlamadan her şeyi düzgün yapıp yine yarışta yanlış yapman da ilginç doğrusu Sermin. Örnekte ilk yapan da benim aslında. Sıkıntı yani şu an çıldıracağım gerçekten bu ikinci gün. Hadi ilk gün dedim heyecandır, strestir, dikkatsizliktir bilmem ne. Bugün de aynı şey oluyor, anlamadım yani. Sindirim alt üst oldu. Sermin baştan iyi başlıyor, sonradan heyecanla yenik düşürüyor bence. Yani çok iyi yapacağım diye birazcık Sermin o yüzden böyle fazla detay düşünüyor. Sermin çok hırslı bir arkadaşımız bizim içimizde. İlk başta düzgün gidiyordu. Doğru yaptığını yanlış zannedip söktü. Ve bu onun moralini acayip derecede bozdu. Sermin ne oldun anneciğim? Sinirim bozuldu. Yani şu an oluyor ama... Niye sinirlerin bozuldu? Çünkü yaptığım bir şeyi söküp tekrardan yaptım. Ve geri kalıyorum. Ve sinirlerim bozuluyor. Demoralize oluyorum şu an. Yani ilk öğrenen biri olarak şu an en sona kalmak... Sıkıcı ve üzülüyorum yani şu an gerçekten. Çok dikkatli dinliyorsun. Çok evet, dikkatli. Kesinlikle. İlk çözen sen oldun. Sizinle ilgili bir stresim var anlayamadım. Yarışma heyecanı mı?
Ya normalde öteki yarışmalarda ya da yarışlarda böyle olmuyorum yani, anlamadım. Yani ilk ip ilmek yaptığımızda yanlış yaptığımı düşün. Halbuki doğru yapmışım aslında. Onu tekrar söküp tekrar başladım. Bu sefer yanlış yapmışım. O kadar da iyi izledin annemizi. Nasıl düştün bu hatayı Selmi? Bunu tuttum. Hatancım oldu mu? Evet bu. Bak. İp görünce öyle geldi yani, bilmiyorum işte. Böyle oldu. Çocuklar bu örmüş olduğumu bizi... Ekranlarda takip edenler, Facebook sayfamızdan bizi takip edenler, bu yarışta kim hak etti altın bileziği, onun tahminini yapabilirlerse bu örmüş olduğumu o izleyicimize ve bizi takip eden kimse ona hediye edeceğim. Aa, çok güzel. İlk doğru tahmin edene Facebook'tan Meltem annenin ördüğü şal hediye gidecek. Bu güzel şalı kazanmak isteyen izleyicilerimizle birlikte kızlarımızı da uyaralım Meltem anne. Bileziği hak etmek için ilk bitirmek yetmiyor. İlk bitirmek bileziği hak edeceğiniz anlamına gelmiyor. En düzgün ve muntazam yapan bugün bileziği benden hak edecek. Anneciğim benim ipim bitti sayılır. Son işlemimi söyleyecektiniz. Sizi merakla tamam, dinliyorum şu an. Sonuna kadar ör, kolunda kalsın. Sende işler biraz sarpa sardı sanki Gülnur. Düğümler karıştı mı birazcık? Ya böyle diğer ele geçirirken kitabı biraz şey yaptım böyle, karıştırdım. Sadece ilk başta düğüm atarken heyecanlandığım için o tüyümü geri açtım, açmak zorunda kaldım. Bakın arkadaşlar, bitirdi. Evet. Gördünüz mü? Yaşasın, ilmeklerimle hiç atmamış. Bakalım en muntazam sen mi ördün? Ama onu çok geniş tutmuşsun. Daha. Baksana şuraları falan. Tamam anneciğim şimdi. Bileğini iyi sıkmadın. Bırak bunu. Tak kolunu. Al bunu. Bırak. Tak kolunu. Nerede? Burada anneciğim. Sesin çıkmıyor Sermin. Yine mi hata yaptın yoksa? Sermin nasıl gidiyorsun annem? İyi gidiyorum. Gitmeye çalışıyorum galiba. Zaman daralıyor ama bu Sermin'in sizi geçmeyeceği anlamına gelmiyor. Son derece hızlı devam ediyor. Ah son bitti. Artık bu kalsın mı, devam edeyim mi diğer koluma? Yetmez herhalde. Yetmez. Değil mi? Kalsın mı? Evet ikinci Merve bitirdi. Zaman da bitmek üzere. Bunu çıkarayım mı kolumdan? Selmin'le. Dursun anneciğim. Hatta şuna orada bakabilirsiniz. Benimki çok düzgün oldu. Araları çok... Herkes incelesin bir defa kendi yaptığını. Vallahi ben çok sıkı sıkı yaptım. Baksana sen çok seyrek yapmışsın. Bak ama benimki. Bak annenin, bak annenin örgüsüne. Gayet sıkı o, bir de havada örgüsüne duruyor. Şöyle havada tut. Bak gayet normal. Yani ikimiz de aynı ipi bitirdik ya, ama seninki daha uzun duruyor. Bence çok... Yani böyle sıkmamışsın. Yo hayır, bileğini evet, çocuklar son 30 saniye içindeyiz. Yani sen benden 5 dakika sonra yaptın, farkında mısın? Yo gayet 2 dakika vardı aramızda. Yani çok geniş ördüğü için tabii ki daha hızlı sürede bitecek. Yani ben de hiç böyle bileğime sıkıştırmadan ama bol bol örsem belki 15 dakika önce bitirecektim. Her defasında yaptıktan sonra hızlı bir şekilde sıktım geçtim, sıktım geçtim. Yani senin gibi çok geniş duruyor, anladın mı? Böyle sık sık yapmamışsın. Tamam bak, hızlı bitirmek için bak böyle şöyle, hemen gevşek bak, gevşek yapmışsın. Seninki neye benziyor? Son 5 saniye. Sıkı sıkı yaptım. Bak, gördün mü? Anneciğim lütfen. Geri sayıyorum. 5. Yani resmen Merve kazak örer gibi örmüş. Biz burada atkı örüyoruz. Bir de bana çamur atıyor üstüne. Hayır sen çok geniş ördün ya. Hayır, olması gereken aslında benimkisiydi. Hemen annemizin gösterdiği gibi daha böyle sıkı sıkı, daha böyle uygun örmeye çalıştım. Hız olarak tam ikinci olabilirim ama ya benimkiler daha sıkı, daha düzenli, muntazamdı. Evet çocuklar, ellerinize sağlık. Benim için çok büyük bir kazançtı bunu öğrenmiş olmanız. Ama sizin için bir şeyi öğrenmeniz kazanç. Fakat 3 arkadaşınız bileziği bana iade etmek durumunda kalacak. Bugün benim görevimde kollarınızı şiş olarak kullandınız. Feda ettik kollarımızı. Evet. Bileziği kolundan iyi kalacak olan kızım. Şunu bir çıkartayım da. Sermin. Her zamanki gibi. Gerçekten şu an çıldıracağım yani. Buyurun. Sermin'cim. En önce anlayan, en önce yapansan. Niye 2 gündür böyle oluyor bilmiyorum ama ben ana ocağında başladığınız her işi bitirip bana teslim edip göstermenizi istiyorum. Bitişlerini ayrıca öğreteceğim size. Evet, bugün benim görevimde bileziği kolundan alacağım ikinci kızım
Gülnur'cum. Çok mu seyrek ördüm anneciğim? Anneciğim bir defa bitiremedin. Vakit doğru kullanılmadı. Ama öğrenmiş olmanız dediğim gibi benim için büyük kazanç. Bugün benim görevimde bileziği hak eden kızım... Meltem annemizin kararını duymak için sabırsızlanan Merve ve Beste için zaman duruyor. İki iddialı kızımızdan bileziği kolunda tutan kim olacak? Hazırlanın, finalde söyleyeceğim. Haydi, haydi. Hazırlanın. Hazırlanın. Hemen toparlanın. Hemen final için hazırlanıyorsunuz. Üç anne sizi burada bekliyor olacak. Ben de hak edeni finalde söyleyeceğim. Ana ocağında başlanan hiçbir işin yarım bırakılmayacağını da kızlarımıza hatırlatalım Meltem anne. Yarım kalanları söktü ama bunları bitireceksiniz, biliyorsunuz değil mi? Tamam anneciğim. Merve, nasıl o şekilde yapmayı düşünüyorsun? İpini geçirmedin. Devam etmeyecek misin? Elimle tutuyorum. İpini geçirmen gerekiyor. Tamam ya, tutuyorum. Yine geçiririm ki aynı şekilde. Sen de şu anda tutuyorsun. Bak. Tamam, ben de en son şuradan geçireceğim işte. Tamam, bak, ya ben seni uyarmak istedim zaten. Tam şuradan geçiremeyeceğime göre. Evet, haydi bakalım. Haydi toparlanın. Ben gidiyorum. Siz de final için hazırlanırsınız. Allah'ım, çıldırmak üzereyim gerçekten. Yetiş Meltem anne. Sermin'in acil anne desteğine ihtiyacı var. Ay çok sinirim bozuldu ya. Böyle bir şey yok yani. Niye sinirim bozuldu? Söyle bana. Ya yapamayacağım bir şey değil yani. Anladığım bir şeyi sonradan yapamamak kadar saçma bir şey olamaz yani. Neredeyse ben göstereceğim, şöyle yapın, böyle yapın biliyorum. Ondan sonra yaptığım şeyi söküp tekrar yanlışı yapıyorum. Anlamıyorum yani, şu an çıldıracağım. O an ne düşündüm? Yani bir şey oluyor ya. Bu etaplarda bana bir şey oluyor. Anlamıyorum. İpi yanlış yaptım zannettim. Halbuki doğru yapmışım. Yani başlamışım. Ondan sonra hepsini söktüm, tekrardan yaptım. Ondan sonra zaten sinirlendim. Tekrardan başlayınca? Olay kopmaya başladı. Bir de terse döndüm zaten. Ondan sonra zaten sadece bitirmek için hani bitsin, gideyim. Yani Meltem annenin hesaplarımda oluyor. Bu öteki hesaplarda böyle bir sıkıntım yok. Anneciğim ama ağlama artık. Gözyaşlarına günah. Gözyaşlarına günah bebeğim. Ya yapamasam ağlamayacağım, yemin ederim yapamadım diyeceğim yani. Şimdi hırsından ağlıyorsun. Evet, çıldıracağım. Evet. İkinci gün ve aynı şekilde yani. Değişen bir şey yok. Hırslandığın için ağlıyorsun. Demek ki hırs hiçbir şeyi çözmüyor. Annelerimiz final için yerlerini almışken kızlarımız da salona geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine pırıl pırıl, yine güzeliz. Ana ocağında ikinci gününüz değil mi bugün? Evet. Bugün hepinizin gözlerinden okuyorum, yorulmuşsunuz, zorlanmışsınız. Kendine kızanlar var. Hadi sen anlat Sermin'cim. Sermin mi ağladı? Yani şöyle oldu aslında, kendime hala kızıyorum. Hatta sizi görünce daha çok sinirleniyorum kendime. Dün de aynı şeyi yaşadım ben. Yani anlatılanı anlıyorum. Evet, gayet yapabiliyorum aslında. Ama uygulamaya başladığım an bir şey oluyor yani, anlayamıyorum. Onu zaten bulabilsem ne olduğunu, o an onu telafi edeceğim. Yaptığım bir şey yapamamak kadar insanın canını sıkabilecek hayatta bence bir şey yok yani. Çünkü yapabildiğin bir şeyi yapamıyorsun ve bugün yani ilk mesela Meltem anne gösteriyor, ilmek atıyorum, bu şekilde mi olacak? İşte yapıyorum, evet bu şekilde. İlk ben yapıyorum ve daha sonrasında ben yaptığım doğruyu söküp, yanlış yaptığımı düşünerek yanlışı yapıp baştan başlıyorum falan böyle. O yüzden şu an inanılmaz canım sıkkın. Onun için de ağladım. Çok ağladım. Sen kendini bir anlatsana bize. Biraz hayatını anlat, hayatta başına gelenleri anlat. Sıkıntılarını anlat, sevinçlerini anlat, kendi karakterini kendin analiz et, anlat. Biz biraz seni tanıyalım. Evet, çok isteriz. 28 yaşındayım. Beden eğitimi mezunuyum. Daha atanamadım maalesef. Denedim. Evliyim bu arada. Eşim de beden eğitimi mezunu, antrenörlük. O da atanamadı. Ve maalesef şu an hala ailemle beraber yaşıyoruz işte, daha önce de konuştuğumuz gibi. Atamayı bekliyoruz. Atanamadığımız için de sıkıntı oluyor bizim için şu an. Sen ne gibi sıkıntılar yaşıyorsun? Bunları nasıl göğüslüyorsun? Ya şöyle tabii. Evdeki ki... sıkıntılar ne? Yaşadığın zorluklar, güzellikler, başına gelen iyi şeyler, kötü şeyler. Anne baba ayrı bizim. Öyle annem mi? 5 senedir yurt dışında yaşıyor. Kardeşim de yanında. Anne yok, baba, ben, eşim beraber yaşıyoruz şu an.
Kardeşinle, annenle ayrıldığınızda yanında mıydı yoksa sonradan mı? Yok, kardeşim bizim yanımızdaydı. Kaç yaşındaydı ayrıldıklarında? 10 yaşındaydı. Yani bir nevi ben onunla ilgilendim annemden sonra. Anne oldun. Evet, küçük anne. Gerçi küçük de değildim ama. Kaç yaşındaydın, sen kaç yaşındaydın? İşte 5 sene önce, şu an 28 yaşındayım. Aynen, 22 yaşında falandım. Yani üniversiteyi daha bir senem vardı, çalışıyordum hatta o senede. O sene işte annemle babam ayrılınca annem gitti, kardeşim burada kaldı. Annemin işlemleri falan vardı çünkü yurt dışında. Onun buraya gelemedi yani bir daha da. Annemin yanına gönderdik zaten, kardeşim şu an orada okuyor. Onun yanında. Daha geçen sene gitti bu arada. Onu da çok özledim ayrıca. Peki, ben bir şey mi? Özür dilerim, söylesene. Çok merak etmeye başladık. Yok, çok özür dilerim. Ben çok merak ettim. Şimdi 21-22 yaşındayım dedin. 10 yaşında bir kardeş, anne baba ayrıldı ve üniversite öğrencisi olduğunu söyledin. O yaşta bir genç kız psikolojik olarak neler hissetti? Ben onu çok merak ettim. Yani ilk başta tabii ki çok kolay yıprandım. Şey hani böyle şeydi, nasıl yapacağım? Hani altından kalkacağım işte. Hani ev bana kaldı, kardeşim bana kaldı. Bir yandan baban. Çalışıyorum, babam var. Yani aslında normalde böyle prenses gibi büyüyen bir kızdım ama hiçbir şey elime sürmeyen falan. Annem gittikten sonra aslında sorumluluk sahibi oldum biraz da. Yapmam gereken şeyleri öğrendim. İşte yemek yap... Ya biliyordum aslında annemle yemek yapmayı ama işte çamaşır kamayı bilmiyordum. Evet. Bir tane montumu falan böyle bozmuştum ilk başta. Daha sonra tabii ki hepsini öğrendim yavaş yavaş. Tabii. Kendimi daha iyi geliştirdim. Daha sağlam adımlar atabiliyorum. Sorumluluk sahibi oldum. Çocuk bakabiliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim babam rahmetli oldu. Allah rahmet böyle eylesin. Böyle dünyam karardı. Hani babam öldü. Fakat annem vardı evde. Nasıl sağlam durdu evde. Ve babamın hani yokluğu, vefat etmesini bize bir nevi unutturdu. Yani ev kapanmadı. Ana ocağı kapanmadı yani. Gene gittik geldik. Fakat annem vefat edince... Ev kapandı. Gerçekten öyle yani oldu ama. Yani anne yokluğu kadar bilemiyorum, benim için çok güzel. Ben sizden çok çok büyüğüm. Bu yaşta olmama rağmen yani artık çocukluğum bitti böyle. Artık bir daha çocuk olamayacağım. Annem yok. Böyle hayatım var ya, korkunç derecede böyle karardı. Bir daha yaşayamayacağım zannettim Sermin. Yani annesiz yaşamak çok zor olsa gerek değil mi? Çünkü şöyle bir şey hani... Anne çok ayrı bir şey gerçekten evde. Hani baba ayrı, anne ayrı derler ya. Anne gerçekten apayrı bir şeymiş. Ben onu anladım. Çünkü annem gittikten sonra her şeyi o yapıyormuş bir kere. Hani biz sanki böyle misafirmişiz evde. Onu hissettim. Hani böyle eve giriyorsun işte yemek hazır, her şey pırıl pırıl. Her şeyin tertemiz yerli yerinde falan. Eve giriyorsun, her şeyi sen yapmak zorundasın, temizlemek zorundasın. Sabah kalkıp işe gidiyorum. Akşam bir de geç çıkıyorum. O zaman çalıştım spor salonunda. Hepsini bir arada tutmaya çalıştım o zamanlar. Çok zorlandım. İlk iki sene. Ondan sonra tabii ki alıştım ama yine diyorum anne çok ayrı evde. Hani baba manevi olarak her zaman çok ayrıdır ama anne ev olarak tabii ki sevgi olarak da çok ayrı ama evi toplayan, düzelten. Direkt. Evet, evin direği anne gerçekten. Kaç yıldır görmüyorsun anneni? 5 yıldır görmüyorum. Özledin mi? Çok özledim. Şimdi sen kendi annenin yokluğunu psikolojisiyle, üzüntüsüyle üzülürken bir de kardeşine annelik sorumluluğunu, sen annelik yaptın bir nevi. Şimdi bir de kardeşin şimdi gitti. Gidince ne hissettin? Sonuçta sen ona bir anne gibi, ya o daha zordu, bir evlat aslında gibi bağlandın. Değil mi? Evet, çok zordu. Yani en son şeyi hatırlıyorum, hatta böyle uçağa bindirdiğimizde en son hani el sallar ya. Ben orada zaten kopmuştum. Bir gün boyunca ağladım zaten eve gelince. Hatta işte tişörtünü falan ayırmıştım. Yanımda onu giyiyordum bir ara falan böyle. Ama görebiliyorum, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani en azından görüşebiliyorum. Allah yokluklarını vermesin. Gördüğüm için sıkıntı yok. Şu an konuşabiliyorum onlarla. Bugün çok ağladım, ağlamayacağım. Çok ağladın, evet. Çok ağladın, ağlama artık. Annesizlik, sevdiklerinden ayrı kalmak, ayrı yaşamak çok zor. Maalesef. Allah kimse ayırmasın. Gülnur'cum sen ne diyorsun? Yani benim için de hani ben Sermin'i bu konuda takdir ediyorum. Güçlü kalmayı başarabilmiş. Hayatta insanın başına her şey gelebilir. Yani hayatta kalması tabii ki, hayatta kalıp onu görebilmesi çok büyük şans. Çok güzel değil mi? Evet. Sen de annenle birliktesin. Sen de babanı, bildiğim kadarıyla babanı kaybettin. Evet.
Aslında hani ortak yön, ben de 5 senedir... 5 sene oldu işte. Hani ben de aniden akciğer kanserinden kaybettim. 4 gün içinde oldu zaten. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Çok sağ ol. 4 gün çok acı bir gün. Yani çok kısa bir gün değil mi? Nasıl oldu peki? Nasıl? Yani bu kadar çabuk çok mu ilerlemişti? Hiç mi doktora gitmedi? Yani şöyle bir durum var. Zaten babam hani yurt dışına işi olan bir insan. Sürekli yurt dışındaydı. Hani 3 ayda bir falan gelirdi. Bu sefer yurt dışında bir ülkeye gitmişti. Ülkeye gittiğinde böyle çok hani aynı benim bildiğim şekildeydi. Bir geldi böyle artık hani son evresine gelmiş ama o hastalığını biliyormuş. Bize söylememiş ve babam çok inatçı bir insandı. İnatçılığımı sanırım ondan aldım. Çok inatçı olduğu için doktora gitmeyeceğim diyor. Yani ben çok dağ gibi adamım, gitmek istemiyorum falan diyordu. Sonra işte zaten geldiğinde ben eve geldi mesela tanıyamadım. Hani sen kimsin dedim ona. O kadar o çok ayıklamış. Böyle hani yani daha gibi adam benim kilomu düşmüştü yani 60'larda. Kötüydü yani çok kötüydü. O şekilde görünce tabii insan hani gerçekten tanıyamadım ama hani annem dedi işte babam falan dedi. Sonra zaten rahatsızlandı. Hastaneye yattı. 4 gün ha? Bir de ben hani böyle aşırı yani babasına düşkün olan bir kızdım. Ya bildiğine aşıktım yani hani böyle boşuna demiyorlar hani babalar kızlarının ilk aşıkları diye. Ben hani annemden kıskanırdım o derecede. Yani olacağı buymuş hani bu kaderin önüne geçemiyor tabii sonuçta. Tabii ki Allah'ın hani takdiri. Bir konuya değineceğim. Dün akşam hani konusu geçmedi diye söylemiyorum. Ben genelde özel tutuyorum. Hani kimseye söylemiyorum babamın vefat ettiğini. Yani o zaman hani doktora gittiğimde zaten hani doktor da kafanı bir şeylerle meşgul etmen gerekiyor dedi. Hani bir şeylere yönelmen gerekiyor dedi. Ben de hani kitap falan okudum. Sonra işte alışverişe çıkıp hani hırsımı hep bu tarz şeylerden çıkardım. Evet. Hani o yüzden yani. 45 tane montu o yüzden. Biz de seni 45 tane evet. Montuna taktık değil mi? Ne kadar çok mont almışsın, evet. Ne kadar çok niye israf ettin, niye onu yaptın, niye bunu yaptın? Ama o zamanları siz benim yaşadığım psikolojiyi bilemezsiniz. Tabii, çünkü ben tabii ki. Daha sonrasında kendim de rahatsızlık geçirdim. Ne oldu? Ciğerlerim su toplamıştı üzüntüden. Hmm. Ah kıyamam ah sana. Böyle yani. Ama şimdi iyiyim ya hani. Alıştım artık. Öyle söyleyeyim. Hayat bu yani. Hadi sil gözyaşlarını. Evet hadi bakalım. Hadi. Bu akşam ağlama akşamı oldu. Evet bu akşam ağlama. Size de soru sorsam siz de mi ağlayacaksınız? Ben zaten. Ağlamayın artık. Evet. Şimdiden bir duygulandım. Bebeğim sana da çok geçmiş olsun. Kendine çok dikkat et. Evet. Derdi veren Rabbim dermanı da verir. Ona sığınıyoruz. Evet. Bunun emrine. Hani en büyük dermanım annem. Evet. Yeter ki annem başında sağ olsun yavrum. Hadi sil gözyaşlarını. Hadi sil sil çocuğum. Hadi dağıtalım bu havayı. Evet. Değil mi? Ben bileziği vereyim mi? Güzel çocuklar. Vallahi artık benim. Çocuklar şöyle bir rahatlasınlar. Vereyim mi çocuklar bileziği? Meltem anne vereyim mi? Verelim vallahi. Verelim hadi. De bir rahatlasınlar. Evet. İyi misin Gülnur? Hamur işinde uzman Nuriye Hanım geldi. Size çok güzel, dayanıklı bir poğaça yapmayı öğretti. Mayalı bir poğaça yapmayı öğretti. Bunun sonucunda bileziği ilk olarak bana verecek kızım Gülnur. Gülnur bu kadar ağladın üstünden bileziğini de alayım. Gel bir de ondan sonra hem verirken bir de sarıl. Gel bir de sarılayım sana. Hadi bakayım güzel çocuğum. Canım kıyamam sana benim canım benim. Hadi. Dayanıklı poğaça yapmada bileziği ikinci olarak bana verecek kızım Beste. Besteciğim getir bileziğini yavrucuğum. Buyurun anneciğim. Evet dayanıklı poğaça yapma görevinde
bileziği hak eden kızım. Merve. Ay, teşekkür ederim. Yapayım. Gel. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil ya. İlk bileziğim. Evet. Teşekkür ederim güzel çocuğum. Evet, anneler ben bitirdim işimi. Sıra sizde. Hadi bakalım. Yani, sen de vermedin. Ben de vermedim. Kışlık kabak oyma görevinde bana bileziği ilk verecek kızım Gülnur. Gidelim ben. Çok üzgünüm güzel kızım. Şöyle. Zaten saydık ortada azdı. Hem de çok kabak ziyaya olmuştu. Bugün kabak oyma görevinde bileziği ikinci olarak bana verecek olan kızım Beste. Ben 11 haftada hırsı bu kadar az olan, başladığı işi bitirmeyen kızlar olarak tarihime geçtiniz diyeceğim. Şimdi bugün benim tencere yıkama görevinde bileziği hak eden kızım. Maalesef yok. Bilezik vermiyorum. O bileziği hak etmek o kadar kolay değil. Bugün kışlık kabak oyma görevinde bileziği hak eden kızım Sermin. Ben şunu vereyim. Alabilir miyim güzel kız? Tabii ki. Evet, ben de söyleyeyim. Evet, söyle. Bakalım kimin kolundaki bilezik sayısı değişecek. Ben de aslında yarı yarıya söyledim sayılır. İki kişiyi söylemedim. Onu sona öyle bıraktım. Mi? Evet. Bugün benim şişsiz örgü yapma görevimde bileziği hak eden kızım Merve. Aa, çok teşekkür ederim. Güzel prensesin. Ha, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bugün çok motive oldum gerçekten. Çünkü dün hiç bilezik kazanamamıştım. Onun üstüne böyle bugün hem sabahki etapta son ikiye kalınca bir de sizden de böyle birer bilezik alınca çok motive oldum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim anneciğim. Teşekkür ederim. Ana ocağında hak eden kazanıyor. Evet. Hak eden bileziği alıyor. Teşekkür ederim. Anneciğim alayım bileziğini. Gelelim esas toplanma nedenimize. Evet. Beşi bir yerde. Evet. Beşi bir yerdeyim. Bakalım ikinci gün beşi bir yerdeyi kim hak etti? Ümmiye anne. Bugün üç annenin kararıyla beşi bir yerdeyi hak eden kızım Merve. Aa, gerçekten teşekkür ederim. Ay, çok sevindi. Çok teşekkür ederim. Anneciğim tebrik ederim. Beşi bir yerdeyi kazanan Merve annelerimizin elini öperken gelin biz de kimin kaç bileziği kalmış bir göz atalım. Hırslı kızımız Sermin için zorlu bir gün oldu. İki görevde bileziği geri vermek zorunda kalan Sermin'in geriye 11 bileziği kaldı. Büyük umutlarla geldiği ana ocağında iki günde 6 görevde de başarısız olan Gülnur'un kolunda 9 bileziği kaldı. Grubun en küçüğü olmasına rağmen bütün yarışlarda ben de varım diyen Beste ilk günkü başarısını yakalayamadı. Bugün 3 bilezik kaybeden Beste'nin 11 bileziği kaldı.
İlk gün 3 bilezik kaybeden Merve yaşadığı şoku çabuk atlatmışa benziyor. İkinci günde 2 görevde başarılı olan Merve 11 bileziğinin yanına 5'i bir yerdeydi ekledi bugün. Hadi bakalım dersi diğerlerine. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dün Beste için söylediklerimde aslında biraz yanıldığımı fark ettim. Çünkü ben söylemiştim. Tecrübeye çok saygım var ama 19 yaşında olmasına rağmen o dün 2 bilezik aldı, 5'i bir yerde aldı. Yani daha sonra söylediklerimden utandım açıkçası. Ama bugün belki bir rahatlık yaşadığı 5'i bir yerde aldığı için ama ben kesinlikle öyle olmayacağım. Daha çok böyle moral oldu bana. Kesinlikle bunun için kendimi salmayacağım. Yarın böyle daha hırslı şekilde. Hadi bakalım inşallah. Ne yapsınlar artık? Hadi bakalım herkes odalarına gitsin. Evet, hadi bakalım yatın, odalarınıza dinleyin. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Hadi bakalım iyi geceler herkes tekrar. Odasına.